Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere 2024 yılında Zula'da FPS nasıl artırılır ondan bahsedeceğim. Çok kolay yöntemlerle yapacağız. Videoyu atlatmamanız ve sonuna kadar izlemeniz gayet önemlidir. Bunun için öncelikle oyun içerisinden yapacağımız ayarlara geçebiliriz. Evet, şu an ana lobiye geldik. Ana lobiye geldikten sonra sağ üstte bulunan ayarlara tıklıyoruz ve açılan yerde grafik ayarlarını değiştireceğiz. Öncelikle ekran türünün tam ekran olduğuna emin olun ve ardından çözünürlüğü sizlere gösterdiğim değere düşürün. 1366'ya 768 çözünürlük biraz daha fazla FPS sağlayacaktır fakat görüntüde biraz daha düşüş sağlayacaktır. Aynı şekilde doku kalitesi de sizde yüksek kısımdaysa bunu da düşük hale getirmeyi unutmayın. FPS limiti otomatik, anti-aliasing ve V-Science'ı da kesinlikle kapalı yapıyoruz. Buradan parlaklık ayarını kendi istediğiniz ayara göre yapıp bir aşağı geçebilirsiniz. Aynı şekilde triple buffer kapalı olacak. Eğer Battle Royale oynamıyorsanız da burayı da ellemenin bir önemi olmayacaktır. Alttaki grafik seviyesi kısmında ben minimumu tercih ediyorum. Minimumda çok daha fazla performans alabilirsiniz. Ardından sağ üstten oynayış kısmına giriş yapıyoruz. Burada ise kapatmamız ve açmamız gereken bazı ayarlar var. Mermi izi kapalı, kan efekti kapalı, anahtarlık gizli FPS açık, yükseltme neon gizli FPS açık ve aynı şekilde partikülleri ve desen efektlerini gizle de açık olacak. Takım ölüm işaretini gösterdik, kapat yaptıktan sonra burada kaydetme tuşuna basacağız. Fakat buradan sonra yapacağımız ayarlarda buradaki ayarları bir süre değiştiremiyor olacağız. O yüzden hassasiyetinizin veya diğer ayarlarınızın doğru olduğuna emin olun. Ardından buradaki ayarları kontrol edip düzenledikten sonra kaydete basıyoruz. Ve bu mesajı aldıktan sonra oyunumuzu kapatıp Windows'a dönelim. Masa üstüne geldik. Burada yapacağımız diğer bir işlem ise Zula'nın bulunduğu klasöre giriş yapmak. Bunun için isterseniz Zula'ya sağ tıklayıp dosya konumunu aç diyebilirsiniz. İsterseniz de bilgisayarım bu bilgisayar yereldikçe ve Zula kısmından bulabilirsiniz. Buraya girdikten sonra Game, buraya girdikten sonra da Config dosyasını bulacaksınız. Bu görmüş olduğunuz dosyaya giriş yapacağız. Config.ini dosyasını açacaksınız fakat sizde nasıl açılması gerektiğini eğer soruyorsa bunu not defteriyle açabilirsiniz. Burada zaten az önce yaptığımız ayarları gördük. 1366'ya 768 gibi birçok ayarı gördük. Burada sizde FPS lag kısmı eğer 200 ise ve siz bunu daha da arttırmak istiyorsanız 500 yapabilirsiniz. Bunun için bir engel yok. Bunun haricinde Zula, benim 16 GB RAM'im var ve Zula bunun %35'ini kullanıyormuş. Ben buradaki limiti kaldırıp sonuç olarak Zula oynarken arka planda çok fazla bir şey yapmıyorsam 70 yapabilirim. Bunu da 70 yaptıktan sonra yukarıda görmüş olduğunuz bende 0 olan tüm değerler sizde de 0 olsun. Sadece fizik kısmında yazan 0'ı 2 yapabiliriz. Buradaki ayarları da gerçekleştirdikten sonra sağ üstten çarpıya basıyoruz. Ve sizde kaydet diyecektir, kaydediyorsunuz. Bu dosyanın otomatik olarak değişmemesi için dosyaya sağ tıklayıp özellikler diyeceğiz. Açılan kısımda ise salt okunur tikini seçip uygula ve tamam diyeceğiz. Bu ayarı yaptıktan sonra oyun içerisinde yaptığınız ayarlar kaydedilmeyecektir. Çünkü biz bunu salt okunur yaptığımız için dosyanın dışarıdan değişmemesini sağlıyoruz. Eğer oyun içerisinden bir ayar yapacaksanız öncelikle oyunu kapatıp bu tiki kaldırıp kaydetmeli, oyuna girip ayarınızı yapmalısınız. Bilginiz olsun. Dedikten sonra tamama basıyoruz ve bu sefer Windows içinden yapacağımız bazı önemli ayarlara geliyoruz. Öncelikle arama kısmına grafik yazıyoruz ve grafik ayarlarını seçiyoruz. Grafik ayarlarına girdikten sonra burada Zula'yı bulacağız. Ben eklemiştim, buradan kaldırıyorum. Peki Zula'yı nasıl bulacağız? Öncelikle göz at dedik. Ve oyunumuz nereye kuruluydu bizim? Benim C'ye kuruluydum. Yerel disk C'ye giriş yapalım. Burada ise Zula klasörüm. Bu gördüğünüz dosya değil. Bu oyunun giriş yaptığınız kısımdır. Yine game diyorsunuz. Aşağı doğru indiriyorsunuz. Zula, Zula.b dosyalarını seçebilirsiniz ayrı ayrı. Bunu seçtim. Ve burada da seçenekler kısmından yüksek performansı seçip ekran kartımın yazılı olduğu yeri seçtim. Ve ardından kaydet dedim. Bu ayarı da yaptıktan sonra tekrardan masa üstüne geldim. Diğer bir ayarım ise masa üstündeki wallpaper'ı değiştirmek. Yani ben şu an hareketli bir wallpaper kullanıyorum ya da yüksek çözünürlüklü bir görsel kullanıyor olabilirim.
Fakat bu benim arkadaki oyun performansımı etkiler mi? Tabii ki etkiler. Peki bu ayarı nasıl değiştireceğiz? Bunun için masa üstüne sağ tıklayacağız ve kişiselleştir diyeceğiz. Açılan kısımda arka plan kısmından da düz bir renk koymamız lazım. Bakın burada resim seçili düz rengi seçiyoruz. Ve buradan da siyah rengini seçiyoruz. Bu ekranın çok daha akıcı olmasını sağlar. Tabii ben de hareketli uygulama olduğu için öncelikle bunun kapatmam gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi siyah bir ekranım oldu. Bu daha akıcı olmasını sağlayacak. Bunun haricinde yapabileceğimiz şeyler nelerdir? Ardından arama kısmına güç planı seçin yazın ve güç planı seçine tıklayın. Açılan kısımda yüksek performansı seçerek daha fazla yüksek performans alabilirsiniz. Buradaki birkaç ayarı daha değişmemiz gerekecek. Bunun için ise sağda gördüğünüz plan ayarlarını değiştir diyeceğiz. Plan ayarlarını değiştir dedikten sonra gelişmiş güç ayarlarını değiştir ve açılan ekranda ise işlemci güç yönetimi diyeceğiz. Burada işlemci güç yönetimi kısmında en düşük işlemci durumu yani kullanımının yüzde kaç olduğunu biz belirleyebiliyoruz. Bunu ideal sayılarda 80 veya 90 yazabilirsiniz. Laptopsa bu sayı biraz daha düşük olabilir. Ben buraya 90 yazdım. Yani dedim ki işlemcim hep %90 ve üstünde çalışsın. Oyunda da bu şekilde olsun dedim ve bunu seçtim. Burada en yüksek işlemci durumu kısmında da %100'ü seçtim. Ve sizde burada bir de soğutma sistemi gibi bir ayar olabilir. Onu da edilgense etkin yapın ki fanlarınız çalışsın. Bunu da uygula diyerek onaylayabiliriz. Bir diğer ayar ise bilgisayarım kısmına sağ tıklayarak yapacağımız birkaç performans ayarı daha. Ben de masa üstünde bu bilgisayar yok. Onun için herhangi bir klasöre girip buradan bu bilgisayarı bulabilirim ve sağ tıklayıp özellikler diyebilirim. Açılan kısımda sizde tasarım farklı olabilir ama gelişmiş sistem ayarlarını bulup ona tıklayacaksınız ve buradan performansa tıklayıp en iyi performans için ayarla diyeceksiniz ve burada sadece görüntüyü bozmaması adına ekran yazı tipi de kenarlarını düzelt, açık kalacak. Uygula diyeceğiz, tamam diyeceğiz. O ayarı da yaptıktan sonra yapacağımız son bir ayar ise arama kısmına oyun modu yazmak olacak. Oyun modu ayarlarına girdikten sonra oyun modunuzu da açmayı unutmayın. Bu ayarları yaptıktan sonra eğer Discord kullanıyorsanız Discord ayarlar kısmından da hemen göstereyim hatta. Bu donanım ivmesi ayarını kapatın. Çünkü bu ayar Discord'u daha akıcı yapmak için ekran kartınızın daha fazla kullanılmasını sağlıyor ve bu da oyun oynarken yüksek bir şekilde bilgisayarınızı zorlayabiliyor. Bu ayarları da yaptıktan sonra oyununuza girebilirsiniz ve çok ciddi bir hızlanma ve akıcılık görebilirsiniz. Aynı zamanda son bir uyarı yapmakta fayda var. Masa üstüne sağ tıklayıp görüntü ayarları diyelim. Buradan ise gelişmiş ekran ayarları. Ve buradan hertz'inizin yani yenileme hızınızın en yüksekte olduğuna emin olun. Çünkü bazen sizde bu 60 olarak gelebilir ama belki de monitörünüz 144 destekliyordur. Bu videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Emeğe saygı olarak da beğenip abone olabilirsiniz ve yorum atarsanız beni çok sevindirirsiniz. İyi eğlenceler dilerim.